Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanal matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özdeşlikler ve modellemelerinden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde özdeşliklerden bahsetmiştik. Eşitliğin doğruluğunun tüm reel sayılar için sağlandığı ifadelere özdeşlik denildiğini öğrenmiştik. Zaten isminden de ne anlıyoruz? Özdeş, eşitliğimizin sağ ve sol tarafı birbirine eşitse, özdeşse, özdeşlik olduğunu söylemiştik. Bugün de standart sağlanmış olan 3 farklı özdeşliğimiz var. Bugün size bunları öğreteceğiz ve onların modellemelerinden yani şekilde gösteriminden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi toplamın karesi. Zaten hepsinin de ifadesini anlaşılıyor. Toplamın karesi. Demek ki iki tane terimi topluyorsun, karesini alıyorsun. İfademiz ne olsun? A ve B gibi iki terim var. Topladım ve karesini alıyorum. Bir şeyin karesi ne demekti? Üst sayıları hatırlayalım. O şeyi iki kere kendisiyle çarp demekle aynı şey değil mi? Yani ne yapacakmışım toplamın karesinde? A artı B ile A artı B'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Çarpalım hadi bunları. Ne yapıyorum? Dağılma özelliğini kullanıyorum. İlk önce A ile A'yı çarpıyorum. Ardından A ile B'yi çarpıyorum. Ardından B ile A'yı çarpıyorum. Ardından B ile B'yi çarpıyorum. Eşitliğimi düzenlediğim zaman buradan ne çıkıyor? A ile A'yı çarparsam A kare. A ile B'yi çarparsam AB. A ile B'yi çarparsam AB şeklinde oluyor. B ile çarp B ile de B'yi çarparsam ne olacak? B kare olmuş olacak. Şuraya baktığım zaman bunlar nedir? Birbirine benzer iki terimdir. Bir tane AB burada var. Bir tane de AB burada var. Toplarsanız ne yapacak bunlar? İki tane AB yapmış olacak. Bunun ikisini birleştirip buraya yazıyorum. Geriye kalan terimleri de yazıyorum. Yani ben toplam olan iki terimi çarptığım zaman ne buluyorum sonucunda? A kare artı 2AB artı B kare. Bu standardı sağlanmış bir özdeşliktir. Biz burada A'ya birinci terim, B'ye ikinci terim diyoruz. Bunu kısaca aklımızda şöyle tutabiliriz. Toplamın karesinde sonuç birincinin karesi. Birinci terimimiz neydi? A. A'nın karesi. Artı birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katı. Birinci terim A, ikinci terim B çarpımının iki katı. Çarpı 2 yapıyorum. Artı ikincinin karesi. Aklımızda kalması için bunu bu şekilde not edebiliriz. Toplamın karesinde ne varmış? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada göstermiş olduğumuz ifadede ise ne yaptık? Karenin açılımını yaptık. İki kere kendisi de çarpımı demektir. Burada ise sonucu yer almaktadır. Burada A yerine her ne gelirse ya da B yerine her ne gelirse gelsin bu özdeşlik kesinlikle sağlanacaktır. Şuradaki yazılı ifadeyi aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi bu ifadenin bir de modellenmesinden bahsedelim. Modelleme dediğimiz ifade neydi? Cebirsel ifadelerde yapmıştık sizlerle bunu. Bunu şekillerle ifade edecektik. Buradaki modellerimizi çarpanları biz neye benzetmiştik? İki tane cebirsel ifadenin neye benzetmiştik? Bir dikdörtgenin ya da karenin kenar uzunluklarına benzetmiştik değil mi? Burada ise ne var? A artı B'nin karesi. Bir şeyin karesi nedir? Karenin alanını bulurken ne yaparsın? Karesini alırsın değil mi? Burada o zaman bir karemizin bir kenarı ne olacak? A artı B olacak değil mi? Mesela A uzunluğumuz bu kadar olsun. B uzunluğumuz da bu kadar olsun. Bunları birleştirdiğim zaman ne olacak benim? Bir kenar uzunluğu A artı B olan bir karem olmuş olacak. Şimdi bu karenin kenar uzunluğunu çarparak da alanını bulmaya çalışacağım. Alanında neyi veriyordu bize? İşlemimizin sonucunu veriyordu. Kenarları çarpımı işlemi veriyordu. Kenarları çarpımı nedir? A artı B çarpı A artı B görmüş olduğunuz gibi burada. Çarpıp da içindeki alanı da bulursam işlemin sonucunu vermiş olacaktı. Alanını nasıl buluyorum? Bunu parçalara ayıracağım. Birleşme noktalarından ben bunları parçalarına ayırdım. Şeklim bu hale geldi. Buradan şimdi sırasıyla alanlarımızı bir hesaplayalım. Buradaki alanımız ne olacak? Bir kenarı A olan bir kare oldu değil mi burası? O zaman buranın alanı nedir? A'nın karesidir. Ardından burayı hesaplıyorum. Bunun bir kenarı B, bir kenarı da A olmuş olacak. Bunun alanı nedir? Dikdörtgenin iki kenarını çarpacaksın. A çarpı B olmuş olacak. Ardından buraya bakıyorum. Burasında bir kenarı B, diğer kenarı A olduğu için A çarpı B olmuş olacak. Şuraya baktığım zaman bunun bir kenarı B,
Diğer kenarı da B. Bu da bizim neyimiz? Küçük karemiz aslında. Bunun alanında ne olmuş olacak? B'nin karesi olmuş olacak. Şimdi bu alanları ben sırasıyla topluyorum. A kare artı AB artı AB artı B'nin karesi. Görmüş olduğunuz üzere burada ne var? Benzer terimler var. O ikisini topladığım zaman ne oluyor benim ifadem? A kare artı 2AB artı B'nin karesi olmuş oluyor. Toplamın karesini bu şekilde yani modellemiş oluyoruz. Unutmuyoruz ki A artı B'nin karesi eşittir A kare artı 2AB artı B'nin karesi. Sözel olarak ifade edecek olsak da birincinin karesi A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olmuş olacak. Birinci özdeşliğimiz toplamın karesiydi. Geldik ikincisine, farkın karesi. Burada ise isminden belli, farkın yani çıkarma işlemi yapacağız. Birinci terimden ikinci terimi çıkartıp bunun karesini alacağız. Yine bunun uzun yazılımına geçtiğim zaman ne olacak? A eksi B'nin iki kere yazıp çarpımı olmuş olacak. Şimdi ben bunu uzun uzun çarpıp bu iş özdeşliğin sonucunu bulmaya çalışacağım. Öncelikle A ile A'yı çarpıyorum. Çarparsam ne çıkar buradan? A'nın karesi çıkar. Artık bunları yavaş yavaş hızlıca yapmaya başlayacağız. A ile eksi B'yi çarparsam ne olur? Eksi AB olur. Burayı bitirdim. Sonra B'ye geçiyorum. Eksi B ile A'yı çarparsam ne olacak? Eksi AB olacak. Eksi B ile de eksi B'yi çarparsam ne olacak? Eksi ile eksi çarptığım için artı olacak. Artı B çarpı B. Şu ortadaki terime baktığım zaman ne görüyorum yine? Benzer terimler görüyorum. Eksi AB burada var. Eksi AB de burada var. İkisi birleşince ne olacak? Eksi 2 tane AB olmuş olacak. Geriye kalan terimlerimi de sırasıyla yazıyorum. A kare eksi 2AB artı B'nin karesi olmuş oluyor. Burada da görmüş olduğum zaman A eksi B'nin karesi neymiş? A kare eksi 2AB artı B kare. Zaten bu ifadede toplamın karesine benziyor. Tek farkı şuradaki işareti. Buradaki işaretimiz bu sefer eksi. Az önce öğrenmiş olduğumuz toplamın karesinde burası neydi? Artıydı. Zaten ikisi de bir tam kare ifade olduğu için birbirine benzeyecektir. Açılımına gelecek olursak sözel olarak ne diyoruz? Birincinin karesi, A'nın karesi, eksi diyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani burada iki tane farkın çarptığım zaman ne elde ediyormuşum? Farkın karesini elde ediyormuşum. Şimdi gelelim bunun modellemesine. Bakalım bunu nasıl modelleyeceğiz. Yine ifademiz aynı. Burada da karemizin bir kenarı ne olacak? A eksi B uzunluğunda olacak. Bu bir kenarı A olan karemizi şu şekilde birleştiriyoruz. Buradan ne yapacağım? Eksi B yani kenarı kısaltacağım. Ne kadar kısaltacağım? B birim kadar kısaltacağım. Yani geriye geldiğim zaman ne olacak? A'dan B'yi çıkarmış olduğum zaman buradaki küçük kareyi elde etmiş olacağım. Aslında şurası nedir? A eksi B'nin karesidir değil mi? Şu renklendirdiğimiz alan A eksi B'nin aslında karesi. Bize burası soruluyor. Buranın alanını bulmak için ne yapacağım? Büyük kareden şu geriye kalan boyasız alanı, şu alanı, şu an taradığım alanı çıkarmam gerekecek. Yapalım bakalım bunu bulmak için ne yapıyorum? Sizin için şu şekilde ayırdım. Tam şu köşeden bu iki ifadeyi parçalıyorum. Tam kestim. Birbirine eş iki tane şekil oluşturdum. Ne yapacağım ben bu iki şekli? Büyük kareden şu iki tane şekli çıkarttığım zaman şu küçük kareyi bulmuş olacağım. Büyük karemiz neydi zaten? Bir kenarı A olduğu için A'nın karesi. Şimdi şuradaki iki ifadeden şu ifadeyi alıp direkt aynen buraya koyacağım. Bu ifade ise ters çevirip uç uca birleştireceğim bu ifadeyi. Birleştirdiğim zaman bu şekil oluşacak. Bu şeklimizin kısa kenarları zaten B'ye B uzunluğu. Şu kısa kenar burası A eksi B olduğu için burası da A eksi B olacak. Bu, bakın buraya yazmışım. Şurası bir tam boy olduğu için burası ne olacak? A uzunluğunda olmuş olacak. Bu ikisini ucuca birleştirdim ki burada ne yaptım? Bir dikdörtgen oluşturdum ki alanını hesaplamak kolay olsun. Çünkü modellemede ne yapıyoruz? Alan üzerinden hesaplama yapıyoruz. Bu dikdörtgenimizin alanını bulmak için ne yapacağım? B ile şu iki kenarın toplamı ne yapacak? A burada var. Bir A da burada var. 2A eksi B yapmış olacak. Alanı bulmak için ne yapacağım? B ile 2A eksi B'yi çarpacağım. B ile 2A'yı çarparsam 2AB yapacak.
B ile eksi B'yi de çarparsam eksi B kare yapmış olacak. Şimdi ben bu büyük kareden şuradaki birleştirdiğim dikdörtgeni çıkarttığım zaman ne olacak? A eksi B'nin karesini bulmuş olacağım. Hadi gelin çıkartalım. A'nın karesi eksi. Bu işlemin sonucu neydi? 2AB eksi B kare. Şuradaki eksiyi paranteze dağıtmam gerekecek. Dağıttığım zaman ne olacak? A kare eksi 2AB eksi de eksiyi çarptığım zaman ne olacak? Artı B'nin karesi olmuş olacak. Bakın özdeşliğime bu şekilde ulaşıyorum. Neydi? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olmuş olacak. Bu da ikinci özdeşliğimiz farkın karesiydi. Gelelim üçüncü özdeşliğimize. İki kare farkı. Burada ne yapacağız? 2 kare farkı. O zaman ne olacak? Terimlerimizin önce kareleri alınmış, sonra da farkları alınmış olacak. Bu da bizim üçüncü özdeşliğimiz. Diğerlerinden farklı olan bir özdeşliğimiz. Bu özdeşliğimizde ise ne olacakmış sonuç? A artı B çarpı A eksi B olduğunu ispatlamaya çalışacağız sizlere. A artı B ile A eksi B'yi çarpacağım. Her zamanki gibi cebirsel ifadelerde yaptığım gibi. Uzun uzun çarpıyorum. A ile A'yı çarparsam A'nın karesi olacak. A ile eksi B'yi çarparsam eksi AB olacak. B ile A'yı çarparsam artı AB olacak. B ile eksi B'yi çarparsam da ne olacak? Eksi B'nin karesi artı B'nin karesi olmuş olacak. Bakıyorum şurada benzer terimlerim var benim. Eksi AB artı AB. Toplarsam ne yapar bunlar? Sıfır yapar. O zaman geriye ne kaldı bende? A ile A'yı çarparsam A kare. B ile B'yi çarparsam ne çıkacak? Eksi B kare çıkmış olacak. A kare eksi B kare. Bu da benim neymiş? 2 kare farkı özdeşliği. Bu özdeşlikle ilgili sorular çokça çıkmaktadır. Biz bunu nasıl ifade edebiliyoruz sözel olarak? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi olarak ifade edebiliyoruz. Ya da biz buna bir slogan oluşturduk. Bunu da kullanabiliriz. Topla, çıkar, çarp. A kare eksi B kare yani iki kare farkı özdeşliğini gördüğünüz zaman bunun açılımı neymiş? Topla, çıkar ve çarp. Bu kadar basit. Gelelim bunun modellemesine. Bakalım bu nasıl modelleniyormuş. Yine burada ne olacak? Bir tane A karem olacak. Bir tane de B karem olacak. Bu sefer ne yapacağım? A karenin içinden B kareyi çıkartacağım. Yani bir kenarı A olan kareden bir kenarı B olan kareyi çıkartacağım. Bu benim bir kenarı A olan kare. Ben buradan bir kenarı B olan şu köşeden hemen kareyi makasında kesip bunu buradan çıkartıp atacağım. Bu ifadenin sonucu ne olacak? Şuradaki alan olmuş olacak. O zaman benim ne yapmam lazım? Buradaki alanı bulmam gerekli. Hemen ne yapıyorum ben bunu? Görmüş olduğunuz üzere köşeden köşeye birleştirip bunu iki parçaya ayırıyorum. Farkın karesinde de aynısını yapmıştım hatırlarsanız. Bunu ne yapacağım? Birini aynen direkt alıyorum. Diğerini de ters çevirip ne yapacağım? Üzerine yapıştıracağım. Bunu aldım. Şurası buraya gelecek şekilde koydum. Bunu da aldım. Ters çevirip buraya yapıştırdım. Şimdi bunun bir kenarı ne olacak? Görmüş olduğunuz üzere bir kısa kenar nedir? A eksi B'dir. Ya isterseniz buradan da bakabilirsiniz. İkisi de birbirinin aynısı. Bir kenarı A eksi B. Şuradaki kısa kenarım ne olacak benim? B uzunluğu olacak. Uzun kenarımda ne olmuş olacak? A olmuş olacak. Şimdi ben ne yapacağım? Zaten benim bulmam gereken şu taramış olduğum alandı. Yani şurada yeşille görmüş olduğunuz alan. O zaman bu alan bana neyi verecek? İşlemimin sonucunu verecek. Bakıyorum bir kenar uzunluğu ne? A eksi B. Diğer kenar uzunluğu ne? A artı B. Ben A eksi B ile A artı B'yi çarparsam neyi bulmuş olacağım o zaman? A'nın karesinden B'nin karesinin çıkmış halini bulmuş olacağım. Ne demiştik biz buna da aklımızda kalsın diye? Topla, çıkar, çarp demiştik. Evet, özdeşlikler ve modellemeleri bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.